Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan bugünkü konuklarım Makine ve Metal Teknolojisi bölümü Endüstriyel Kalıpçılık Programı'ndan bahsedeceğiz sizlere bugün. Program Başkanı aynı zamanda Eğitim Birsen İkinoğlu Şube Başkanı Öğretim Görevlisi İlyas Kaya bizimle birlikte hoş geldiniz diyorum İlyas Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aynı zamanda yine aynı programdan Öğretim Görevlisi Erol Kılık bizimle birlikte hoş geldiniz diyorum hoş sizlere de. Hoş bulduk diyorum. Teşekkür ederiz bizi buraya konuk ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim ben de. Programımızı tanıtma şansı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Detaylıca ele alacağız. Hatta ziyaretimiz gerçekleşti. Sizlere geldik, konuk olduk. Evet. Şimdi de sizler bizlere konuksunuz. O keyifli dakikaları da izleyicilerimizle ilerleyen dakikalarda paylaşacağız tabii ki. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. İlyas Bey dilerseniz sizden başlayalım. İki göreviniz var, iki önemli görev var. Evet, ben öğretim görevlisi İlyas Kaya. Karabüklüyüm. Ankara Gazi Teknik Eğitim Makine Bölümü mezunuyum. 93'te mezun olduktan sonra Sakarya'da Teknik Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptım. İnsanın hayatında tabii çok değişik anlar oluyor. Büyük depremden sonra Bursa'ya hicret ettik. 2 yıl özel sektörde imalatta çalıştım. 2001 yılında Teknik Bilimler MEO'da o zamanlar makina programında öğretim görevlisi başladım. Bizde bilgisayar destekli tasarım diye bölüm vardı. Bölüm 2004 yılında YÖK kararıyla isim değişikliği kapanma durumuna gidince makinayla bağlandı. Sonra Türkiye'de ilk olarak o zamanki program başkanımız Murat Yazıcı Bey ile rapor hazırlayıp Bursa'nın bir yüksekokulunda kalıpçılığa ihtiyacı olduğunu, liselerde kalıpçılık bölümü olduğunu fakat yüksek öğretimde kalıpçılık olmadığını beyan eden bir rapor hazırlayıp Senato'ya sunuldu. Senato bunu onayladı. YÖK de onayladıktan sonra ilk defa Türkiye'de 2004-2005 öğretim yılında endüstriyel kalıpçılık. O zaman kalıpçılık adını şundan vermedik. Biz birçok yerde kalıpçıyız deyince herkes bizi inşaat kalıpçısı zannediyordu. Evet. Türkiye'de kalıpçılık denildiğinde akla hep Türkiye inşaat sektöründe zengin olduğu için. Biz dedik ki bunun ismi akademik olsun, endüstriyel kalıpçılık. Yurt dışında da bunun örnekleri vardı. O zaman 2004-2005'ten bu yana endüstriyel kalıpçılıkta, sonra hocamın bize katılmasıyla çok zenginleştik, güçlendik. Şimdi bir hocamız daha var. Bir öğretim görevlisi hanımefendimiz daha var. Merve Hanım. Merve Hanım var. Biz makine teknolojileri bölümünde aslında 15 kişiyiz, çok kalabalığız. Çünkü sürekli biz birbirimizle beraber çalışıyoruz. Atölyelerimiz beraber, laboratuvarlarımız beraber. Bizler diğer programda derse giriyoruz. Onlar bizde. Bizim kadromuz Türkiye'deki birçok fakülteden daha zengin ve daha da güçlü. Çok güzel detaylandıracağız. Program hakkında detaylı bilgiler almak istiyoruz. Özellikle YGS sınavı açıklandı ve ön lisans programlarına YGS'de alınan puanlarla ve puan türleri tabii ki çok önemli. Onlarla tercih yapacaklar. Eğer böyle bir fikir canlanacaksa ve merak duyuyorlarsa tabii ki gelecekler. Evet. Gelmelerini özellikle biz tavsiye edeceğiz. Gelecekler demeyelim. Kesin kesin ifade olmasın. Ben özellikle eşimden bahsetmezsem herhalde bizi akşam eve almaz. Evliyim. Öğretmen bir eşim var. Ne kadar sağ olsun. Oğlum şu an yurt dışında eğitim görüyor. Yazılım mühendisliğinde. Kızım ortaokulda. Allah bağışlasın. Ne güzel. Güzel bir aile. Eksik eğer olmayan. İşiniz bizleri izliyorsa onlara da sevgiler, selamlar gönderelim. Keyifli bir sohbetle inşallah güzel dakikalar geçirecekler ekranları başındaki tüm izleyicilerimiz. Erol Bey size de dönmek isteriz. Sizi de tanımak isteriz. Nerelisiniz? Eğitiminizden bize bahseder misiniz biraz? Öncelikle öğretim görevlisi Erol Kılık. Ben Bursalıyım. Orta öğretimimi Kütahya Tavşanlı Teknik Lisesi'nde tamamladım. Sonrasında Gazi Üniversitesi hocamla aynı okuldan mezunuz. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi bölümünü bitirdim. Lisansüstü anlamında şu anda plastik kompozit malzemeler ve plastik enjeksiyonla ilgili yani konu çalışma konumuzla da ilgili tamamlanmak üzere bir tezim var. Devamında inşallah doktoraya da başlayacağız. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda göreve başladım. Uzman olarak göreve başladım. Devamında 2008 yılında
öğretim görevlisi oldum ve bugüne kadar bu şekilde çalışmaya devam ettik. Hı hı. Yollar Bursa'da kesişmiş ama evet, onun öncesinde tabii Ankara'da kesişmiş. Ne kadar güzel, aynı birimde şu an, evet, aynı programda özellikle tabii, öğretim görevlisi olarak devam ediyorsunuz. İlyas Hocam benden daha önce mezun olan, orada maalesef tanışmıyorduk ama hı hı, burada beraber çalışma şansı bulduk. Hı hı. Peki, o zaman üniversite eğitime, yani üniversiteye eğitime geçmeden önce biraz sektörden konuşalım isterim. Özellikle sanayisiyle Bursa'mız ön plana çıkıyor diyoruz. Çünkü Marmara Bölgesi'nin incisi bir Bursa kentinde yaşamaktayız, yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle kalıpçılığın da tarihi hakkında bilgi almak isteriz İlyas Bey. Şimdi kalıpçılık binlerce yıldan beri olan bir kurumdu zaten. Eski tarihi eserlere baktığınız zaman bakırlardan, demirlerden, tunçlardan zaten birçok çalışmalar vardı. Fakat sanayi devrimiyle bu biraz daha standart hale geldi. Yani kalıp aslında hayatımızın her yerinde. Biz gençlere de anlatırken bunu söylüyoruz. Bir hanımefendinin evde kullandığı kek kalıbından tutun. Kek kalıbı. Tabii, kek kalıbı bir buzdolabına koyduğunuz suyun kabı bir kalıptır. Çıkarttığınız zaman hepsi küp küp çıkıyor. İşte kalıpçılık sade başlıyor ama artık dünyanın her yerinde, hayatımızın her yerine girdi. Şu anda her şeyi kalıpla üretiyoruz diyebiliriz yani. Hı hı. Üstümüzde kullandığımız kıyafetlerden tutun, sabah yolculuk yaptığımız araçlardan, şu an kayıt yaptığımız kameraların %70 parçaları kalıpla yapılıyor. Çünkü kalıp olmadan maliyetlerden maliyetten dolayı zarar etmek durum var. Zarar etmemek için tabii insanlar kalıba yöneliyor. Az zamanda çok parça üretmenin yolu kalıptan geçiyor. Bizim Bursa'mız Türkiye'de, Balkanlar'da, Orta Doğu'da kalıbın merkezi. Yani, o bakımdan bizim artık Bursalı veliler de bilinçli, kalıbı fark ettiler, biliyorlar. Şu anda bizim programa müthiş bir talep var. Ben meslek liselerine sürekli gidiyorum. Öğrencilerimizin birçoğu kalıpçılığa gitmek istiyorlar. Çünkü şunu biliyorlar ki, kalıpçılık programını bitirdiklerinde mutlaka meslek sahibi olacaklar ve Bursa'da çok kıymetli haldeler. Yani işsizlik gibi bir durum söz konusu değil. Hı hı. Yani dünyada özellikle Avrupa ülkeleri kalıp sektöründe önde giderken Uzak Doğu devreye girdi. Kore özellikle kaliteli kalıpları üretmede markayken şimdi Çin ucuz kalıplar yapıyor. Ama Türkiye hala Orta Doğu pazarında falan zaten bir numara. Hı hı. Özellikle Türkiye deyince ben Bursa'dan bahsediyorum. Evet. Yani özellikle saç kalıpçılığının merkezi şu an Bursa. Kauçuk kalıpçılığında dünyada belki en büyük kalıp üretimi Bursa'da. Hı hı. O yüzden gerçekten önemli bir sektör, evet, diyebiliriz ve böyle bir biriminde Uludağ Üniversitesi'nde olması, evet, eğitimin de akademik olarak veriliyor olması gerçekten güzel. Biraz da eğitim olanaklarından, altyapıdan da bahsedelim isterim. Erol Bey, buna da sizden yanıt alalım dilerseniz. Eğitim olanakları anlamında öncelikle bizim okulumuzun altyapısından bahsetmek lazım belki. Hı hı. Özellikle endüstriyel kalıpçılık programı olarak özellikle de diğer programlarla karşılaştırınca çok şanslı bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Mesela kalıp programında öğrencilerimizin ve bizim gerek yapacağımız çalışmalarda gerek derslerin uygulamalarında kullanımımıza her zaman açık olan bir tane endüstriyel kalıpçılık atölyemiz var. Bunun yanında bilgisayar destekli işlerde kullandığımız bilgisayar destekli kalıp analiz ve simülasyon işlerini yaptığımız bir bilgisayar laboratuvarımız var. Bunlara ek olarak makine programı, kardeş program diyebiliriz buna. Makine programının da elinin altında bir atölye var. Bu altyapı ve atölye ve laboratuvarlara sahibiz. Bunda bu saydığım imkanları da göz önünde tutarsanız diğer birçok meslek yüksekokulunda, diğer üniversitelerde olsun böyle geniş imkanlara sahip olmadıklarını görüyoruz. Hı hı. O yüzden bu bir avantaj olabiliyor gerçekten. Kesinlikle. Özellikle sektörün öneminden bahsettik. Bursa'da böyle bir eğitim olanağının olması sizce öğrenciler için ne tür avantajlar sağlıyor? Şimdi öğrenci bizimle buluştuktan sonra bizim eğitim programımızda biz hocalarla bunu oturup dedik ki biz öğrenciyi bilgiye, teoriye boğmayalım. Hı hı. Öğrencimiz
sanayici ne istiyorsa, ben haftanın belli günlerinde mutlaka sanayi dolaşıyorum. Hocamın gezdiği işyer, işletmeler var. Bunları gezip biz konuşuyoruz. Diyoruz ki biz ne yapalım? Nasıl bir eğitim programı planlayalım? Bize oradaki firma sahipleri, müdürler, formenler, onlar bize bir yol gösteriyor. Buna göre biz bir çalışma yapıyoruz. Öğrenci bizim tedrisatımızdan geçince sanayiye gittiğinde hiç yabancılık çekmiyor. Diyor ki ha, Erol Hoca böyle demişti, ha, İlyas Hoca bak böyle demişti, hemen olaya adapte olabiliyor. Ve bizim öğrencilerimiz özgüvenle yetişiyor. Ha, tabii şu var, 40 tane öğrenci geliyor bana. Bu sınavsız geçiş sistemi, birazdan belki bu gündeme gelecek ama bizim eğitimi çok zarar verdi. Sınavsız geçişle diploma notuna bakaraktan öğrenci yazıyor, gelmek istese de istemese de hani istatistiğe baktığımız zaman 40 öğrenciden belki 10 tanesi okulu bırakıp gidiyor. Ama şunu biliyorum ben, 20 tane böyle civan gibi kalıpçı yetişiyor piyasaya. En az 20 tanesi. O diğer 20 tanesi de 2 yılda bitiremese de 3 yılda bitiriyor, 4 yılda bitiriyor, bitiriyor ama bizim mezunlarımız şu an sanayide her yerde. Ben bazen fabrika ziyaretine girdiğim zaman, kapıdan girdiğimde daha kapıdayken o hocam hoş geldiniz diyor, öteki hocam hoş geldiniz diyor. Yaklaşık 8-10 kişiyle hocam hoş geldiniz dedikten sonra bazen oradaki mühendisler falan böyle garip garip bakıyor. Yani anlam veremiyor. Çünkü biz hepsini tanıyoruz. 12 yıldır yetiştirdiğimiz her sene 60 öğrenci yetişirsek bugün 600'den fazla bir öğrencimiz var. Müthiş bir duygudur gerçekten. Evet. Bir de hepsi bugün kendi firmalarını açanlar var. Benim Facebook'ta benim sayfam var. Orada kendi firmasını açanların etiketlerini, resimlerini boy boy paylaşıyorum ki yeniler, yeni öğrenciler geldiğinde 5 yıl önceki, 10 yıl önceki mezunlarımız böyle iyi yerlere gelmiş. Fabrika müdürü olanlar var, imalat müdürü olanlar var. Evet, bugün nereye gitsek karşımıza tabii aradan 12 yıl geçince bir öğrencimiz çıkıyor. Kimisi bir fabrikanın çok iyi bir konumuna gelmiş, kimisi kendi iş yerini açmış, kimisi yeni mezun olmuş, daha hani ilerlemeye çalışıyor. Bu bizi duygulandırıyor tabii zaman zaman. Güzel işler. Kesinlikle öyledir eminim. Özellikle biraz daha eğitimi konuşacak olursak, kalıp çeşitlerinden özellikle hangilerinin sektörel anlamda önemli olduğundan, sizlerin eğitimde hangi türleri önemsediğinizi de merak ediyoruz Erol Bey. Öncelikle kalıp oldukça geniş bir konu. Çeşitleri de çok fazla. Bu konuda üretildikleri malzeme cinsine göre iki başlıktan bahsetmek lazım. Birincisi plastik kalıpları, ikincisi de metal kalıpları diye bunları iki gruba ayırabiliriz. Plastik kalıplarında belki kauçuklar da bunlara dahil etmek lazım. Dediğim gibi çok çeşit var. Bunları hani böyle belli başlarını sayacak olursak, birincisi termoset kalıplar, ikincisi termoform kalıplar, şişirme kalıpları, ekstrüzyon kalıpları ve belki de en başta söylenmesi gereken plastik enjeksiyon kalıpları burada ön plana çıkıyor. Metal kesme veya metal işleme ile ilgili kalıplardan bahsedecek olursak da ilk başta metal form, delme, kesme, bükme, çekme operasyonlarının yapıldığı kalıplar. Bunun yanı sıra gene metal şekillendirme ile ilgili dövme kalıpçılığı ve gene plastik enjeksiyondaki, plastik ekstrüzyondakine benzer şekilde ekstrüzyon kalıplarından bahsetmek mümkün. Bunların biraz da böyle hani farklı gelmiş olabilir insanlara, biraz da içeriğinden bahsedilebilir belki. Termoset kalıplarda kompozit malzeme veya termoset malzeme dediğimiz malzemeler sıcaklık ve basınç altında pişirilerek şekillendiriliyor ve kalıplar vesilesiyle yapılıyor bu işlem. Termoform kalıplarda daha önceden hazırlanmış plastik levha şeklindeki malzemeler gene kalıplar üzerinde kullanılarak, daha doğrusu vakumlanarak kalıbın şekli alması sağlanıyor. Gene yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Şişirme kalıpları yönteminde özellikle plastik pet şişeler günlük hayatımızda sürekli kullanıyoruz. O tarz ona benzer kap şeklindeki malzemelerin imalatında kullanılan bir yöntem. Plastik ekstrüzyon yöntemi ise genelde uzunlamasına olan
ne bileyim boru şeklinde, hortum şeklinde parçaların imalatında kullanılan bir yöntem. Ve ilk başta hani belki de en yaygın olarak kullanılan ve hem ürün yelpazesi anlamında hem de ürün çeşitliliği anlamında, ham madde çeşitliliği anlamında plastik enjeksiyon kalıpçılığı yaygın olarak kullanılıyor. Plastik enjeksiyon kalıpçılığında da gene termoplastik dediğimiz malzemeler ön plana çıkıyor. Gene duymuşsunuzdur belki polipropilen, polietilen, ABS, PVC dediğimiz malzemeler. Bir de metal kalıpları demiştik. Metal evet. kalıpları ile ilgili de en yaygın metal form kesme, delme, bükme kalıpları kullanılıyor. Bursa'nın hani bir otomotiv şehri, bir makine imalat sanayi şehri olduğunu düşünürsek biz de endüstriyel kalıpçılık programımızın içeriğini burada da sayamadığımız birçok kalıp çeşitlerinden ilk başta saç metal kalıpçılık otomotiv sektörüyle birebir iç içe. Ondan sonra da plastik enjeksiyon kalıpçılığı üzerine yoğunlaştırdık eğitimlerimizi. Bize gelen öğrenciler bu konularda son derece gerekli olan gerek yazılım, gerek donanım, gerek tezgah bilgisi, gerek iş yeri tecrübesi edindirme anlamında gayet başarılı bir şekilde mezun oluyorlar. Gayet iyi bir seviyede mezun oluyorlar. Zaten az önce de bahsettiğimiz gibi öğrencilerimizin mezunu sonrası hatta okul esnasında ki çalışmaları bize onların gelecekleri konusunda bir fikir veriyor. Gayet her şey yolunda. Kesinlikle sınıf ortamından öğrencileri görmekteyiz şu an. Gerçekleştirdiğimiz gezilerimizden parçaları da izleyicilerimizle paylaşalım süre içerisinde istedik. Özellikle öğrencileri de görüyorken hazır şunu çok merak ediyorum. Evet mesleki anlamda meslek liselerinden de direkt tercihler yapılabildiği gibi belki de bu gerçekten burada istekli olanlar da var ama bu isteğin nereden kaynaklandığı ile ilgili sorularınıza ne tür cevaplar alıyorsunuz? Tercih sebepleri öğrencilerin neler oluyor mesela? Şimdi öncelikle şunu bahsetmek lazım. Bizim öğrenci profilimize bakmak lazım öncelikle. Öğrenci profilimize baktığımız zaman genelde meslek ve teknik liselerin makina, tabii kalıpçılık, metal işleri, makine resmi gibi bölümlerinden mezun olduklarını görüyoruz. Tabii buradan mezun olan kişiler, öğrenciler kalıpçılığın nasıl bir spesifik özelliğe sahip olduğunu, makine imalat, otomotiv sektöründe nasıl bir yer edindiğinin farkındalar. Buna ek olarak atölyelerimiz ve laboratuvar imkanlarımız ve Bursa gibi bir sanayi şehrinde olmanın getirdiği avantajla da öğrencilerimiz kesinlikle her zaman bugüne kadar hani 12-13 yıldır üniversitedeyim her zaman kontenjanımız dolmuştur, her zaman sınıflarımız dolmuştur, her zaman birçok yerden Bursa başta olmak üzere tabii ki öğrencilerimiz bizleri tercih etmiştir. Ve birçoğunun da eminim memnun olarak, yeterli olarak mezun ettiğimizi düşünüyorum. Ne kadar güzel. İlyas Bey sizinle de şu konuyu konuşalım istiyorum. Özellikle istihdam açısından dedik. Kendileri de evet iş yer açabiliyorlar. Kendi şirketlerinde, kendi açtıkları birimlerde çalışabiliyorlar dedik ama istihdam açısından baktığımızda nereleri tercih edebilirler eğer kendisi açamazsa şimdi mezun olduğunda? Bizim mezunlarımız iyi derecede saç, metal kalıbı bilgisi ve plastik kalıp bilgisi edindiği için Bursa'da 5000'in üzerinde firma var. Bu 5000 tane firma otomotive hizmet veya diğer ev gereçlerine hizmet etmekte. Yani bugün Bursa'mızın büyük otomotiv fabrikalarına da girebilirler. Otomotivle kardeş sektör diyebiliriz. Otomotiv fabrikalarına hizmet veren yan sanayi efendim hani şimdi fabrika isimlerini söylemek söylemiyoruz ama hani otomotiv büyük dev fabrikalarımıza hizmet veren yan sanayideki bütün fabrikalara girebiliyorlar. Bizim öğrencilerimiz 6 ay, 1 yıl çalıştıktan sonra iş yerini kendisi seçiyor. Ben burada çalışmam, öteki yerde çalışacağım diyor. İnanın benim cep telefonumun şarjı yetmiyor. Bak ben bunu çok samimi söylüyorum. İşletmeler bizi arıyor. Hocam eleman var mı, eleman var mı? Şöyle bir handikap var. Çalışmayı sevmeyen nesil geliyor. Yani mesai kavramı bizde kalıpçılık bir aşktır. Kalıpçılığın saati yok. Sabahleyin
İşe gider insan, akşam eve kaçta geleceğini, çünkü öyle bir iş vardır ki sizin yayıncılık gibi. Sizde evet, haberciliğin akşam, saati yoktur evet, tabii ki. Habercilik gibi. Sizde de çok önemli bir haber vardır. O iş bitmeden dönüş yoktur, uyku yoktur. Yemek belki atıştırırsınız. Kalıcılıkta da böyledir yani. Ondan dolayı... Meslek aşkı olmalı işte. Meslek aşkı. Evet, insanlar böyle metalin soğukluğunu sevmeli. Metali tuttuğu zaman. Ben mesela tezgahta talaş kaldırırken seyretmeyi seviyorum. O tezgahımız çalışıp parçalar üretilirken ben seyretmekten hoşlanıyorum. Gençlerde bu istek olması gerekiyor. Bu istek olduktan sonra %90 verim var bizde. Yani öğrencilerimizin %90'ı gittiği yerlerde mutlu oluyor. Çok %10 bir kesim bu işi ya, ben yapmayayım en iyisi deyip sektör değiştirenler de %10 çıkıyor. Ama %90 dediğim gibi birçok büyük fabrikalarda orta ölçek, özellikle ben öğrencilerimi ilk önce orta ölçekli firmalara yolluyorum. Neden? Şimdi siz de mesela bakın gelişmekte olan bir kurumda görev yapınca her şeyi öğrenebiliyorsunuz ama çok büyük bir yere gittiğiniz zaman bize iş tanımı veriliyor. Bunun dışına çıkma deniliyor. Bu da bizim öğrencimizi köreltiyor. O çok kötü bir şey. Çünkü aslında evet lafınızda bağla kestim ama konuşalım isterim gerçekten. Tecrübe isteniyor ama o tecrübe nerede kazanılacak diye acaba firma başındakiler düşünüyorlar mı? Bunu çok merak ediyorum. O tecrübe işte orta ölçekli firmalarda oluyor. Ben çocuklarıma artık yaşımız 50'ye yaklaştı öyle diyorum. Arkadaşlarıma diyorum yani onları gençler diyorum. Arkadaşlarım diyorum bunlara şunu öğretiyoruz. Kalıbı tasarlamayı, üretmeyi anlattıktan sonra bir fabrika... hırdavatçıdan veya bir katalogdan ürün nasıl satın alınıyor bunu da öğretiyorum. Hocam ya niye bana katalog okumayı öğretiyorsun diyor. Bak diyorum yakışıklı delikanlı diyorum bak sen okumuş adamsın. Yarın bir gün sana diyorum dosyayı verecekler altına arabayı verecekler sanayiden git bunları al gel diyecekler. Daha sonra kalıbı sana teslim ettirecekler. Neden hocam? Çünkü sen okumuş adamsın diyor. İşi biliyorsun ve birçoğu diyor ki iki tane öğrencim var çok sevdiğim geçen seneki asistanımla Fatih ile Mustafa var. Nasıl gidiyor? Hocam müdür olduk diyor. Şimdi, ne oldu diyorum? Tasarım falan bitirdik diyor. Altımızda araba diyor şu an fabrikalarda kalıp deniyoruz diyor. Fabrikalardan alım yapıyoruz diyor. Siparişlere bakıyoruz diyor. Çok yönlü yetişiyorlar. Bu da bizim iftar kaynağımız. Hani sektör aç. Şu an inanın bir kalıpçılık programı daha açılsın bir üniversitede o da dolar. Yani o kadar büyük bir istek var. Şimdi kalıpçılıkta Bursa'da çok eskiden beri ben Kemal rahmetle anıyorum. Kemal Coşkun Öz hocamız, büyüğümüz. Ben öyle diyorum. Hep ona bir rahmet okudum. Ali Durmaz büyüğümüz makine sektörünün önünü açtığı gibi Kemal hocamız teknik öğretmendir kendisi yani hakikaten. Çok büyük hizmetleri var kalıpçılık anlamında. Fahrettin Gülener ağabeyimizi burada özellikle muhabbetle selamlıyorum. Kendisi bu işin aşkı var, duayen olmuş. Ve her görüştüğümüzde nasihat eder, gençlerimize bütün işini bırakır. Gençleri gördüğü zaman onlarla sohbet etmeye başlar. Meslek anlatır böyle, aşkı anlatır. Yani kalıpçılık böyle bir şey. Bizim çocuklar bunu seviyorlar. Ben geçen BTSO başkanımıza da bunu iletmiştim. Bizim kontenjanımız bir yer daha açılması gerekiyor. Bir yer daha açılması gerekiyor ki ne kadar nitelikli iş gücü olursan üretimlerimiz o kadar kaliteli oluyor. Artık eski sistem gibi derme çatmayla gitmiyor. Teknolojik yatırımlar gerekiyor. Ve bu teknolojik yatırımları gerekiyor. Kullanacak okumuş insan gerekiyor. Kesinlikle. Eskiden usta-çırak ilişkisiyle biraz öğrenerek bir şeyler öğrenebiliyordu ama bugün altın bilezik birkaç tane takılması gerekiyor işte. Yani bugün CAD/CAM programları var, otomatik tezgahlar var, analiz programları var. Tarama programları var. Yani bunların hepsinde bizde öğreniliyor. Yani biz de artık yetiştiriyoruz, anlatıyoruz ama bizden en azından birkaç tane daha okul olması gerekiyor ki sadece Bursa'mızın ihtiyaçlarını karşılamak adına. Sadece. Evet, kesinlikle. Birçok bilezik dedik. Aslında evet, bir meslek dahi olsa, edindiğimiz bir bilezik dahi olsa insanın kendini yetiştirmesi kadar güzel bir şey sanırım yoktur. Sadece okul olması, bir çatı altında sürmesi gerekmez. Her insan kendi yeterlilikleri doğrultusunda bence bir şeyler yapabilir. Diyelim o zaman keyifli görselleri paylaşalım dilerseniz izleyicilerimizle o dakikaları. Evet. Özellikle altyapıyı ve fiziki koşulları da sizlere aktaralım. Şimdi o dakikalarla baş başayız. Thank you.
başlarken izleyicileri, bugün yine Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndayız. Makine Teknolojileri Bölümü Endüstriyel Kalıpçılık Programı'nı tanıtacağız bugün sizlere. Yanımda program öğretim görevlisi hocamız var. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Ben Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Programı öğretim görevlilerinden Erol Kılık. Burada bizim programımız makine teknolojileri altında endüstriyel kalıpçılık, biraz daha spesifik bir konu. Temel olarak eğitimimizin içeriği Bursa sanayisinde de yaygın olarak gerekliliği olan saç metal kalıp teknolojileri ve plastik enjeksiyon teknolojileri üzerine yoğunlaşmış durumda. Arkadaşlarımıza da bu anlamda bu laboratuvarda, biz bu laboratuvara endüstriyel kalıpçılık, kalıp analiz ve simülasyon laboratuvarı diyoruz. Bu plastik enjeksiyon kalıpları olsun, saç metal kalıpları olsun, bunlarla ilgili bilgisayar üzerinde tasarım, analiz ve imalat çalışmalarını veya simülasyonlarını yapma olanağı sunuyoruz. Bilgisayarlarımızda gerekli yazılımlar var. Biz bunlara bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim ve bilgisayar destekli analiz programları diyoruz. Bunlarla arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar, simülasyonları yapıyorlar. Gerçekle imalat ortamından önce bilgisayar ortamında bir test yapma olanağı sunuyoruz. Elde ediyorlar. Evet. Bursa'mız sanayi şehri, özellikle kalifiye elemana ihtiyaç duyulan birçok sektörün bir şeyi kent diyebiliriz Bursa'mız için. Bu bölüm de biriminde Uludağ Üniversitesi'nde olması gerçekten çok güzel. Bizimle zannediyorum sohbetimizin geri kalan kısmında öğrencilerin yaptığı aktivitelerden, programlardan bahsedeceksiniz. Bir tanesi de burada. Ben iş ve istihdam olanaklarını da son olarak sormak istiyorum sizlere. Şimdi bizim öğrencilerimizin birçoğu, özellikle de ikinci öğretim olanlar, arkadaşlar da öyle gerçi ama okulları devam ederken aynı zamanda %90 oranlarda, belki daha yüksek dönem çalışma olanağı buluyorlar. Aynı zamanda son dönemlerde uygulamaya başladığımız iş yeri eğitimi diye bir uygulamamız var. Belki bahsedilmiştir daha öncesinde. O uygulamalarda mesela haftada 2 gün ya da 3 gün öğrencilerimiz gidip iş yerlerine burada öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmaya başladılar 2. sınıf itibariyle. Gayet verimli, sanayiye hazır bir şekilde öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve başarılı da olduğumuzu görüyoruz. Çünkü mezun olur olmaz işte çalışmaya başlıyorlar. Mezun olmadan çalışmaya başlıyorlar. Uygulama olanağı da bulunca öncesinde gayet sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Yani teorik bilgi aslında hem eğitim ayağında uygulamalı laboratuvarlar ve bilgisayarlarla sağlanırken bir yandan da sektörle ilişkilendiriliyor ve öğrenciler bu şekilde verimli, nitelikli eğitim almış oluyorlar. Mesela şu anda da arkadaşlarla bahsettiğimiz bir KEM yazılımı. CNC tezgahlar bizim kalıp veya makine imalat teknolojisinde yaygın olarak kullanılan tezgahların başında gelir. Özellikle freze tezgahı. Hani düzlemsel parçaları işlemekte kullanırız genelde. Orada da arkadaşlar CNC tezgahta bu parçayı gerçek olarak metalden işlemeden önce simülasyon yapma olanağı sunuyorlar. Tam da ondan bahsediyordum. İsterseniz peki, o zaman kısacık dersi sizden dinleyelim. Sonra uygulamalı materyalleri bizlere gösterin.
Değerli izleyicilerimiz, gerçekleştirdiğimiz gezimizden görselleri sizlerle birlikte bizler de stüdyoda izledik. Özellikle Elif'e, sınıfın bir bayan öğrencisi var. Çünkü özellikle Elif'e başta olmak üzere tüm öğrencilere tekrar selamlar, sevgiler gönderelim. Eğitim hayatlarında, iş hayatlarında da bol bol başarı ve şans diliyoruz onlara. Dedikten sonra neden bir diyansını belki bunu da biraz tenkit edebiliriz diye düşünüyorum İlyas Bey. Tabii bizim fabrika ortamı eskiden beri biraz zor gibi göründüğü için bayana uygun bir sektör değil izlenim var, fakat böyle değil. Bugün sektör çok gelişti, yapılacak iş alanı çoğaldı. Meslek liselerini tercih eden bayan çoğaldıkça tabii fakültelere, MEO'lara gelen de çoğalacak. Meslek liselerinin az olduğundan dolayı bizim kalıpçılıkta özellikle tasarım kısımlarında bayana çok ihtiyaç var. Kalite kısımlarında, metot kısımlarında bayana çok ihtiyaç var. Her sene bize bir tane, iki tane, dört tane, rekorumuz herhalde dört taneydi bizim. Dördün üzerine çıkmadı değil, bir eli geçmedi. O da meslek, bundan sonra çıkacak. Neden? İnşallah. Şimdi sınavla geçiş başladı. Sınavla geçişte sadece meslek lisesinden değil, Anadolu liselerinden de gelmeler başladı bu dönemde. Meslek lisesine az bayan gittiğinden dolayı tercih edilmiyordu. Şimdi normal liselerden de tercih olunca, şimdi bu yerel kamuoyu da sektörü iyice tanıttığı için bundan sonra ben artacağına inanıyorum ve bayanlar rahatlıkla gelebilirler. Bize işletme sahipleri, hocam bayan elemanınız var mı? Metoda alacağım, tasarıma alacağım, yetiştireceğim diyor. Hı hı. Eskiden küçük küçük atölyeler vardı. Bayanlar için ne yemek, ne temizlik, hijyen vesaire, hani ortam sorunları vardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi çok ciddi, çok güzel fabrikalarımız var. Avrupa standartlarında fabrikalar var. Bayanlar dışarıdaki bir herhangi bir yerde çalışıyor gibi bizim sektörde çok rahat çalışabilir. Hı hı. Yani. Çok güzel ortamın sağlanması tüm Eliflere diyelim o zaman. Tüm bayanları bu alanda sektöre bekliyoruz. Gerçekten hem iş olanakları açısından da büyük fırsatlar var. Elifler şanslı olacak diyelim. Elif'imiz de şanslı gerçekten. Yani fabrika imalat müdürü ve kalıp müdürü kızlarımız vardı. Raziye ile Safiye kızlarıma selam söylüyorum. İlk mezunlarımızdan. Ne güzel. Şu anda patrondan sonra gelen insanlar, yani Zeyni kızımız var, o da gene bir firmanın kalite müdürü oldu. Çok yani, güzel. Elif kızımız var plastik firmasında, şu an yine üst düzey. Hı hı. Kızlarımızdan bitirip de evde oturan yok. Hepsi fabrikalarda üst düzey durumda şu anda. Hı hı. İyi durumdalar. Evet, o zaman Bursa'ya, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki Endüstriyel Kalıpçılık Programı'na gerçekten gelebilirler. İş ve istihdam olanakları çok diyelim. Az evvel öğrencileri eleştirdik. Neden eleştirdik? İsteksiz olabiliyorlar dedik. Özellikle sınavsız geçişin sağladığı, belki eleştirilecek bir unsur bu. Özellikle sektörün de sorunlarını konuşacak olursak neler söylersiniz? Sektörde eskiye göre tabii rekabet çok arttı. Kar oranları düştüğü için ücret politikasında sorunlar var. Ücret politikası düştüğünden dolayı da gençler biraz tercih etmiyor gibi bir izlenim var, ama bizim sektörde aksine ücretler arttı. Çünkü bizimkiler nitelikli eleman olduğu için. Sektörün en büyük sorunu bugün bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerin donanımını sorun ediyorlar. Ya işte bu yeteneği var mı, şu yeteneği var mı? Tabii 4 yıllık lise hayatından sonra öğrenci 2 yıl bize gelince sektörde bir pişmesi gerekiyor. Sektör bunu kendine sorun haline getiriyor, ama sektörün en büyük sıkıntısı şu anda eleman sıkıntısı. Nitelikli, yani kalifiye, nitelikli eleman. Kalifiye eleman. Az önce de, aradan önce de söylemiştim. Bu elemanlar kendini yetiştirmeye gayret ediyor. Fakat ihtiyaca yetmiyor. İhtiyaca yetmiyor. Belki bu kadar daha eleman olsa sektör biraz daha rahatlayacak. Büyük firmalar daha iyi bir ücret politikasıyla orta ölçekli firmanın elemanlarını transfer edebiliyor. O zaman KOBİ'ler, orta ölçekli firmalar eleman sıkıntısı yaşıyor. Ya diyor, elemanlar bize yetişip gidiyor. Diyorum ki bu işin kaderi bu. Biz öğretiyoruz, gidiyor. Sen de çalışıyor. Çünkü birisi 2000 lira maaş verirken öteki 3000 lira maaş verince tabii haliyle
insanlar diyor ki ben büyük... Ayrımcılık yapabiliyor, evet. Tabii ücretten dolayı. Yani hocam siz başka sektörde ne sorun görüyorsunuz? Yani şöyle aslında biraz geçmişine bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Öncelikle mesela bugünkü anlamda anladığımız kalıpçılık mesela dünyada 18. yüzyılın sonlarına doğru hani ön plana çıkmaya başlamış. 1945 yılından sonra anladığımız anlamda bu seri imalat fikrinin ortaya çıkmasıyla anladığımız anlamda otomasyon sistemleri devreye alınmaya başlamış. Dünyada böyleyken 1970'li yıllardan sonra Türkiye'de biraz daha bilinir ve yeni teknolojileri ön plan devreye almaya çalışan uygulamalar devreye alınmaya başlamış. Hal böyle olunca tabii geriden başlanıyor. Alınması gereken zaman da veya da yakalanması gereken nokta da ileride. Avrupa'da, dünyada bu konuda sürekli yüksek teknoloji geliştirme çalışmaları, sürekli araştırma çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de bu noktada iyi bir noktaya doğru gidiyor. Fakat tabii ki tam olarak olması gereken yerde değil. Ama biz il bazında hani endüstriyel kalıpçılık programı olarak, Uludağ Üniversitesi'nin bir programı olarak bakarsak, özellikle ülke geneline de göre hani Bursa çok iyi bir konumda. Beyaz eşya, otomotiv, elektronik gibi sektörlerde, makine imalat gibi sektörlerle kalıpçılık sektörü zaten iç içe. Aynı zamanda hani kalıpçılık sektörü için hani şöyle bir söz söylemiş olsak herhalde abartmış olmayız. Sanayinin temel taşıdır, sanayinin temelini oluşturan bir sektördür diye söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü olmaz. Etrafımıza baktığımız zaman, şu stüdyoya bile baktığımız zaman kalıpçılığın dokunmadığı bir ürün yok diyebilirim. Hani masadaki kullanılan aksesuarlardan tutun, duvardaki tablolardaki kullanılan plastik ürünler olsun veya saç malzemeler olsun, gıda sektörüne kadar, tekstil sektörüne kadar dokunmadığı bir sektörü yok. Ondan dolayı da önü açık. Problemler evet. Yok mu? Var. Öncelikle mesela Bursa için de geçerli, genel için de geçerli. Bu sektörde çalışan firmaların KOBİ statüsünde olduğunu görüyoruz. Tabii KOBİ statüsünde olunca iş yapabilme potansiyelleri ona göre değişiyor. Belki de daha az seviyede kalıyor yani. Belki de devletin de bu konuda özellikle kalıpçılık konusunda el atması gereken bazı noktalar vardır diye düşünüyorum ben. Örneğin mesela büyük firmaları yeni kapılar açacak şekilde teşvik etmek veya desteklemek, KOBİ dediğimiz KOBİ sitesindeki firmaları işlerini büyütme olanakları için destek ve teşvikler veyahut da bizim öğrencilerimiz veya mühendislik fakültesi öğrencileri, buna benzer teknik elemanların yeni fikirleri veya girişimlerini gene destek ve teşvik amaçlı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kalıpçılığı hem de ülke sanayimizi zamanla çok daha iyi bir noktaya getirme yolunda yapılacak güzel bir adım olur yani. Kesinlikle, inşallah diyelim. Erol Bey, özellikle şu an ön lisans eğitimi veren bir program, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda böyle bir program var ama fakülte bazında ne tarz girişimler var? Hem ülkeyi de değerlendirecek olursak hem de şu an okuyan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı var, böyle bir fırsat var. Hangi bölümlere dikey geçişle tercih edip yükseltebilirler eğitimlerini? Öncelikle hani meslekte ilerleme anlamında üniversitelerimiz sahip olduğu meslek yüksek okulu öğrencilerimiz ve kalıp programı öğrencilerimizin mezun olan öğrencilerimiz sahip olduğu bir DGS sınavı şansı var. DGS sınavı dikey geçiş sınavı olarak ÖSYM'nin yaptığı bir sınav. Bu sınav sonucunda başarılı olan mezun öğrencilerimiz 4 yıllık lisans programlarını tamamlama şansı buluyorlar. Mesela bizim endüstriyel kalıpçılıktan mezun olanları göz önünde tutacak olursak makine mühendisliği veya imalat mühendisliği gibi lisans programlarını tamamlama şansı buluyorlar. Tabii bu sadece bu kadarla da kalmıyor. Hani bu konuda aslında altı çizilmesi gereken bir husus var. Mesela bizim öğrenci profilimizden bahsetmiştik başta. Dedik ki genellikle meslek ve teknik lisesi mezunları 3 veya 4 yıl bir orta öğretim sürecinde bu eğitimi görüyorlar.
Sonrasında bizde meslek yüksek okulu olarak 2 yıl hem uygulama hem de iş yeri deneyimli, stajlı, aynı zamanda hem teorik hem de uygulamalı bir eğitimden geçiyorlar. Ondan sonra bu DGS sınavına girip başarılı olduklarında mühendislik fakültelerine gittikleri zaman, burada da mühendislik unvanını kazandıkları zaman, işte o zaman tam da aranılan nitelikli eleman hem mühendis unvanıyla hem de uygulama becerisiyle, teknik bilgisiyle, bizde ve geçmişte kazandığı becerilerle diğer arkadaşlarına göre, doğruyu söylemek gerekirse, çok daha başarılı bir mühendis veya çok daha avantajlı bir mühendis konumuna düşüyor. Tabii ki şeyi de es geçmemek lazım. Hani mühendislik fakültesine ilk başta kazanan gelen öğrenciler de hani en azından o sınavda daha yüksek başarı göstermiş öğrenciler. Fakat bizim öğrencilerimiz de mesleki anlamda 6 yıl daha tecrübeli bir altyapıyla mühendislik fakültesine başlamış oluyorlar. Bunun dışında DGS sınavı dışında açık öğretim fakültesine geçişlerde bir takım avantajları var. Artı gene bizim öğrencilerimiz kalıpçılık programında, birçok programda da öyle okulumuzdaki, hem birinci öğretim hem de ikinci öğretim öğrencisi alıyoruz. İkinci öğretim öğrenci, birinci öğretimde de çalışanlar var ama özellikle ikinci öğretim öğrencileri son derece aynı bizler gibi tam zamanlı bir çalışma olanağı, hem iş hem okul beraber götürme olanağı buluyorlar. Bu da benim gözümde çok önemli. Hem biz her ne kadar uygulama ve teorik anlamda her şeyi veriyoruz desek de iş yeri ortamı kesinlikle çok daha farklı. Bir tecrübe bir işverenle nasıl diyalog kurulur, bir çalışma ortamında çalışma disiplini nasıl olması gerekir, bunları bile görmesi yeterli olur diye düşünüyorum. İkinci öğretim öğrencilerin güzel çalışma imkanları var. Biz de İlyas Hocam da ben de sürekli olarak çalışılmasına hani bir kolaylık sağlayacak şekilde o arkadaşlara destek veriyoruz. Her zaman çalışın, yanınızdayız mesajını veriyoruz. Hı-hı. Bir de gene meslekte ilerleme ile ilgili belki bizim kalıpçılık programını ön plana çıkaracak bir takım özellikleri söylemekten geçmemek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki. Mesela bizim atölye ve laboratuvar imkanlarımızdan bahsettik. Bize gelen arkadaşlar özellikle bazı konularda çok iyi yetiştirildiğini altını çizmek lazım. Bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli analiz, bilgisayar destekli mühendislik programları, yani analiz programları, CNC tezgahlar, işte özellikle başta da söylediğim gibi plastik enjeksiyon ve saç metal kalıpçılığına yönelik çok böyle yerinde, çok da faydalı eğitimler, dersler, uygulamalar aldıklarını altını çizmek istiyorum. Peki. Özellikle şimdi ilerleyen ve umut vadeden bir sektör olduğundan, önemli olduğundan, hemen hemen çevremizde her gördüğümüz materyal üzerinde bir kalıbın olduğunu, kalıpçılık sektöründen geçtiğini söyledik, az evvel bahsettik. Özellikle iç pazarda olduğu kadar dış pazar da çok önemli. Evet, evet. Sektörel bazda umut vadeden bir ilerleme var. Tabii ki eklenecek olanlar ve geliştirilme adına yapılacak olanlar da var. Ama ekonomik açıdan değerlendirecek olursak ithalat ve ihracat bakımından neler söylersiniz İlyas Bey? Şimdi sektör dünyada çok hızlı, fiyatlar yüksek. TÜİK'in verilerine bir makalede okumuştum. Hı hı. 2012'de yıllık 20 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediliyordu. Ve bu Türkiye 16. sıralardaydı bu kalıpta. Hı hı. Çin bir numaraydı. Hı hı. 970 milyon dolardı. 870 o civarda Türkiye'nin. Hı hı. Yani gerilerdeydik. Ama son o günden bugüne bayağı bir Türkiye 10 ile 12.liğe kadar geldi. Hı hı. Şimdi bir robot alıyorduk büyük fabrikalar için yurt dışından. Bu robotu 1,5 yani eski parayla 1,5 trilyon, şimdi 1,5 milyon diyelim, öyle bir para verince eski parayla 500 milyar yani şimdi 500 bin TL. Onun yanında bir kalıp ve aparat geliyordu. Onun maliyeti taş çatlasa 100 bin liraydı. Ama onlar bize bunu 500 bin liradan veriyorlardı. Fakat bugün artık bunları biz yapıyoruz burada.
biz üretiyoruz. Yani. Zaten bizim bu ürettiklerimizden dolayı bugün İtalya ekonomisi sallanıyor. Bizim üretimlerimizden dolayı efendim İspanya ekonomisi çatırdıyor. Uzak Doğu'dan artık kalıp gelmez oldu. Kore çok ciddi bir pazardı. Herkes Kore'den alıyordu. Şimdi Türkiye artık Avrupa'ya buradan gidiyor. Hem kaliteli yapıyoruz, hem ekonomik yapıyoruz. Uzak Doğu'nun bizimle rekabet etmesinin, bizden başarılı demeyelim de tercih edilmesinin tek sebebi var, devlet politikası. Orada vergiler düşük, elektrik, su maliyetleri, SGK maliyetleri, bunlar düşük olduğu için insanlar buradan oraya gidiyorlar, yaptırıyorlar. Şimdi bunu seyreden bizim kalıpçılar, imalatçılar diyecekler ki hocam oradan konuşmak kolay da ya sen bir de gel bizim çektiğimizi gör. Biz niye orada yaptırıyoruz? Burada yaptırdığı zaman ki fiyata daha ucuza mal ediyor diye uğraşmak da istemiyor. Gidip yaptırıp geliyorlar. Ama bir süre sonra yaptır gel, yaptır gel, bu işin sonu yok. Maliyetler tabii. Tabii, bu sonu yok. Çünkü kendi yapmadığınız zaman onların mahkum oluyorsunuz sürekli olarak. Biz teknolojiyi takip etmek adına, teknolojik donanım olarak, nitelikli eleman olarak çok iyi bir duruma geldik. Avrupa şu an bizden vazgeçemiyor. Yani eğer Avrupa'daki sanayi bir tane, bir an bir alternatif bulsun, oraya yönelir yani. Ama bulamıyorlar yani. Şimdi Fransa diyor ki ben diyor fabrikalarımı Fas'a taşıyacağım. Taşısın bakalım. Gitsin bakalım Fas'a. Bizdeki nitelikli iş gücü, istikrarlı ülke, kalifiye eleman yok ki onlarda. Nereye götürecek? Brezilya'ya götüreceğim diyor. Götürsün bakalım. İtalya fabrikasını Brezilya'ya götürecekmiş. Götürsün bakalım. Adamlar 3 ay samba, lamba bilmem ne tatil yapıyor. Çalışan yok. Ama bizde öyle değil. Bizde insanlar bakın hamdolsun yani sabah 8, akşam 8 çalışıyor fabrikalar. Ben geziyorum. Birçok fabrika 3 var diye çalışıyor. Yani ciddi bir üretim var. Sadece devletimizin hedef 2023 diyor şimdi. Hedef evet. 2023'te bizim sloganımız şu. Yerli otomobil, yerli uçak, kesinlikle. Yerli gemi. Her şey yerli olunca biz daha çok çalışacağız. Burada merkezde biz varız bakın. Yani bizim yetiştirdiğimiz insanlar. Bursa hakikaten merkezde olacak yani. Birçok şeyi bizden yayılıyor şimdi. Bak Balıkesir'de gelişmeler var. Kütahya'da şu an fabrikalar kurulmaya başlanıyor. Zaten iç sektörde Bursa, İstanbul, yani Kütahya'da biraz gelişme var. Samsun'da biraz var. Şimdi Adana'da ciddi gelişmeler var. Yani o bölge Antep'te var. Hani mesela Konya'da falan kalıpçılık yok. Var ama orada mesela ağırlıklı makine sektörü var. Antep'te makine sektörü var. Dolayısıyla ihracattaki oranımız şu anda eskiye göre ithalat oranımız düştü. İhracatımız çoğalmaya başladı. Bu da neden? Teknolojiyi yakaladığımız için. Burada da devletin bize biraz daha özellikle Sayın Hocam'ın söylediği gibi KOBİ'ye devletimizin çok katkı vermesi gerekiyor. Bununla ilgili de bayağı bir projeler var. KOSGEB'le vesaireyle bu destekler verildiğinde istihdam daha da artacak. İnanın satışlar çok daha artacak. İnşallah diyelim. Aslında bu konuda belki eklenmesi gereken birkaç şey daha var. İlyas Hocam'ın da dediği gibi bu konuda ilerlemeler ülkemiz adına oldukça iyi durumda olduğu görülüyor. Hani geçtiğimiz yılda ithalat ihracat rakamları ile ilgili genel rakamlarla ilgili yani çok açıcı şeyler söylenmese de kalıpçılık sektöründeki üretim hacmi göz önüne aldığımız zaman özellikle 2015 yılında %15 bir büyüme olduğu, bunun dışında son 10 yılda %250 gene bir büyüme olduğu hani kaynaklarda geçiyor. Dünya pazarında bu konuyla ilgili 100 milyar dolarlık bir pasta olduğu söyleniyor. Bunun yaklaşık olarak 40 milyar doları Avrupa'daki ülkelerde, gene yaklaşık olarak 30 milyon doları Japonya ve Çin'de, kalan kısmın büyük bir kısmı da Amerika ve Güney Amerika olmak üzere diğer ülkelerde paylaşılıyor. Türkiye bunun neresinde diye düşünecek olursanız bu pastanın 1 milyar dolar civarında etkisi olabiliyor. Aslına bakarsanız az bir tutar değil ama çok, hani kalıp sektörü göz önünde tutulursa çok da yüksek bir tutar değil. Mesela Amerika'da yapılan bir araştırmada
saat başına çalışma ücretinin en yüksek olduğu sektör kalıpçılık sektörü olduğu ortaya çıkıyor. Buna benzer durumlar ülkemizde de olduğunu düşünüyorum. Mesela Türkiye'de 1 milyar dolar üretim hacmi var dedik. Bunun mesela %70'i otomotiv sektörü ağırlıklı olarak, %30'u da beyaz eşya ve buna bağlı diğer sektörler olarak olduğu ortaya çıkıyor. Tabii %1 milyar dolar yeterli bir rakam mı? Gene bu konuyla ilgili kuruluşlar önümüzdeki 15 yıl içinde, daha doğrusu 2030 yılı hedefi olarak 1 milyar dolar olan bu hacmi 10 milyar yapılması gereken şeyler var. İlk başta gelişen teknolojiye uyum sağlama konusunda mutlaka bu firmaların yenilikleri takip etmesi gerekiyor. Çünkü kalıpçılık sektörü her geçen dönem, her geçen zamanda bir takım yeniliklerin ortaya çıkardığı bir sektör. Yazılımlar konusunda olsun, kullanılan takım tezgahları konusunda olsun, kullanılan keşi takımlar konusunda olsun, kalıp veya ürün imalatında kullanılan malzemeler, özellikle kompozit malzemeler olsun, sürekli olarak araştırma ve geliştirme gerektiren bir meslek. Tabii ki bu konularda bu araştırmaları, geliştirmeleri, çalışmaları, sürekli iyileştirmeleri yapabilen ülkeler, zamanında takip edilen ülkeler de bu konudaki pastadaki payını arttıracaktır diye düşünüyorum. Biz ihracatı arttırma adına okuldaki normal öğrencilerimizi eğittiğimiz gibi meslek yüksek okulumuz olarak özellikle bizim kalıpçılık programında hafta sonu sertifikalı eğitimler veriyoruz. Yüzlerce öğrenci yetiştirdik. Hafta sonları bize geliyorlar. Biz bunlara kalıpçılık, CAD/CAM teknikleri, CNC programlama gibi eğitimler verip piyasaya bir de öyle eleman yetiştiriyoruz biz. Sertifikalı eğitim programlarımız ciddi var. Ciddi destekler var. Tabii. Çok ciddi bir de buna talep var. Başka türlü yetişmiyor çünkü. Yani normal... Ağırlık vermek gerekiyor. Evet. Nitelikli eleman. Sürekli eğitim merkeziniz var. Nitelik kazandırma eğitimleriniz devam ediyor. Çok güzel. Bunlardan da haberdar etmiş olduk tüm izleyicilerimizi. YGS sınavının açıklandığını söyledik. Öğrencilere eğitim açısından vereceğiniz mesajlar, Bursa'nın avantajından tekrar söz edecek olursak, Erol Bey sizinle başlayalım. Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle öğrencilerimize, birçok öğrenci için, birçok kişi için stresli bir sınav. Bunu yani kendi yakın etrafımda da gördüm. Geçmiş olsun diliyorum. Sınav sonuçları da açıklandı. Özellikle meslek lisesi ve teknik lisesi mezunu, az önce bahsettiğimiz makine, metal, tesviye, CNC, makine resmi, konstrüksiyon gibi ve en başta tabii kalıpçılık gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerimizi kesinlikle davet ediyoruz. Programlarımızın imkanları, hocalarımızın donanımları oldukça geniş. Her zaman tercih edilebilir bir okul olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle avantajlar olduğunu da eklediniz. Son mesajlarınız bu yönde olacak sanırım. Erol Bey. Şimdi bu okulumuzla ilgili bu geniş imkanları değerlendirme fırsatı yaratmak adına öğrencilerimizin her şeyden önce mesleğini sevmeleri, kalıpçılık mesleğini sevmeleri gerekiyor. Bu anlamda öğrenciler düz liseden veya normal lise dediğimiz liseden gelen öğrenciler bile bu konuda hani ilk başta mesela az önce bahsettiğimiz bir bayan öğrenci gibi hani zorlanacağını düşünebiliyorsunuz veyahut da acaba diğer öğrencilerin seviyesini yakalayabilir mi diye düşünüyorsunuz. Fakat baktığımız zaman öğrencinin çok daha başarılı bir şekilde yani diğer öğrencilerden daha gayretli çalıştığı için çok daha harcadığı gayretle çok daha iyi seviyelere geldiğini gerek yaptığımız sınavlarda, uygulamalarda gerek de benzer durumlardaki eski öğrencilerimizden daha iyi noktalara geldiklerine şahit oluyoruz. Bu da yani kalıpçılık programının sadece meslek değil, diğer programlara da kapısının açık olduğunu mesajını verebiliriz. Ama tabii ki
Yani hocamın da başta söylediği gibi endüstriyel kalıpçılık programı bu, yani bir inşaat iskelesi veyahut da diğer kalıp çeşitleriyle karıştırılmaması gerekir. Hı hı. Meslek lisesi öğrencilerimiz bunları gayet iyi biliyor. Kalıpçılık nasıl bir meslektir, bunu iyi biliyor. Fakat diğer öğrencilerimiz de bu tercihleri yaparken nasıl bir teknolojiye, nasıl bir programa geldiklerinin farkında olmalarını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Umarız bütün sınava giren öğrenciler başarılı bir şekilde istedikleri, sevdikleri mesleği yapma, istedikleri üniversiteye yerleşme şansı bulurlar. İnşallah. Gerçekten canı gönülden katılıyorum son söylediklerinize. İnşallah hayallerindeki eğitim hayatına yakalarlar. Çok teşekkür ediyorum Erol Bey bugünkü katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz burada hani kalıpçılık programı arkadaşlarımıza, halkımıza anlatma fırsatı verdiğiniz için, okulumuzu tanıtma fırsatı verdiğiniz için, bir de bir şeyden daha belki bahsetmek lazım. Meslek Yüksek Okulumuzda az önce İlas Hocanın söylediği gibi bir takım sertifikalı kurslar veriliyor. Aynı zamanda Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzun bünyesinde açılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimi veren bir iş güvenliği eğitim kurumumuz var. Uzman olmak isteyen teknik elemanlar diyebiliriz. Mühendis gibi, teknik öğretmen gibi ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2 yıllık bölümünden mezun arkadaşlar gibi. Bunlar Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı iş güvenliği uzmanlığına sınavına girip iş güvenliği uzmanı olabiliyorlar. Ve sonrasında kendi meslekleriyle alakalı firmalarda iş güvenliği uzmanı olarak çalışabiliyorlar. Bu onlara bir artı katıyor. Ben de iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumunda eğitimci olarak da görev yapıyorum. Bu uzmanlık programındaki eğitimlerden de bahsetmek istedim. Belki konuyla ilgili arkadaşlara denk gelir. Evet, İzlerler, kesinlikle. Öğrenmiş olurlar. Önemli bir konu. Özellikle Gizem hocamızı konuk etmiştik ve iş sağlığı güvenliği de gerçekten önemsenen bir konu ve o yönde de ciddi istihdam olanakları var. Bu anlamda da sertifika programı büyük önem taşımakla değinmiş olmamız gerçekten iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Erol Bey. Biz teşekkür ederiz. İlas Bey, size dönecek olursam da son iki sorum olacak sizlere. Evet. Çünkü iki görev var, iki sorumluluk var. Evet. Eğitim Birsen İkinoğlu Şube Başkanısınız. Üniversiteler size bağlı. Üniversiteler sizden sorulur diyebiliriz tabiri caizse. Neler söyleyeceksiniz? Bu görevinizle ilgili de birkaç cümle almak isteriz. Şimdi program başkanı olarak öğrencilerimizi çağırıyoruz. Hı hı. Gelsinler, nitelikli bir eğitimle meslek sahibi olsunlar. İnanın, bizde eğitim insan merkezli. Üçüncü nesil üniversite sloganımız var artık. Yani teknik bilimlerimizin kampüsün içinde yerleşkede olması ayrı bir avantaj. Gençler mesleki eğitimini alırken sosyal imkanlar bakımından yerleşkenin içindeki bütün imkanlardan faydalanabiliyor. Sosyal faaliyetlerden, kültürel faaliyetlerden. Sendikacılık da bizim bir sosyal sorumluluğumuz. STK diyoruz zaten, sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum. Hocamla gibi yani yüzlerce üyemiz var. Biz bunlarla etkinlikler yapıyoruz, faaliyetler yapıyoruz. Daha faydalı nasıl olabiliriz? Yani sendikacılık temelde emek mücadelesi, hak mücadelesi. Fakat biz burada bununla birlikte insanlık sorumluluğu diyoruz biz buna. Gençleri bir araya getiriyoruz. Hocalarımızı bir araya getiriyoruz. Diyoruz ki ne yapalım? Nasıl etkinlikler yapalım? Birçok faaliyetimiz var. Bu 5 dakikalık falan değil. İnşallah diğer bir programda geniş kesinlikle neler yaptığımızı. Geniş faaliyetleri konuşacağız ama inşallah. Ama okulda çok iyi bir şu an atmosfer var. Güzel bir motivasyon var. Etkinlikle ilgili haberlerimizi zaten bizi takip ettiğiniz zaman sosyal medyada veya yerel medyada görebiliyorsunuz. Biz diyoruz ki her şey Türkiye için, her şey gelecek için, her şey gençliğimiz için. Çünkü niteliksiz yetişmemiş gençlik bir ülke için felakettir. Yani biz ne mutlu çalışan Türk gençliğine diyoruz. Yani bakın, çalışmadıktan sonra bu ülkeye faydası yok. Katma değer üretmedikten sonra yani 24 saatin 20 saati çalışmadıktan sonra bir ülke vizyonu koyamayacağız. Bu da
çalışmayla olacak, gayretle olacak ve biz bunda ümit varız. Yani gece gündüz çalışıyoruz yani. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum nezaketiniz için. İlyas Bey, sizlere de.